Evet arkadaşlar, bayağıdır yürüyoruz. Şu anda çok güzel bir yere geldik. Yolumuz var. Hem hayatım. Aynen. Ve bir dost bulamadık, gün akşam oldu. Yani otelin girişine patatesli ekmek bile çıktı. Aslında börek yapacak ama çok yorgundum, aşkım, yapamadım tabii ya. Tabii ki. Bir de dün işten çıktık. Evet. Yorgun, argın, benim maçım da vardı. Aynen. Gece 11'de maçtan geldim. Aynen öyle. Sonra bir duş aldık. Birkaç ama saat. Ama şu güzelliğe bak. Uyandık. Daha burada 2 tane ekmek de var. Bunla da artık. Al kocam. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Evet, biraz yolculuktan bahsetmek istiyorum. Zürih'te polisler geliyor, ayağımı polis değilmiş. Polis değilmiş, ayağımı uzatabilirim. Saat Zürih'te 3'te çıktık yola. Yolculukta direkt Bazel'den direkt otobana bir giriş yaptık. Ondan sonra bir daha çıkamadık. Çok giriş. Sabahtan beri o yollardayız yani. Sonra evet. Bir kahve içtik işte. Yarı yarıya paylaştık yolumuzu. Çok eğlenceli evet, geçti. Yani arkadaş da araba sürdü demeye getiriyor. Verdim. Çok görmüşsün. Yani birlikte sürdük. Eşime verdim. O da yaklaşık olarak bir 3 saat sürdü yani. 6 saatin 3 saatini o sürdü ve bir araba sürdü. Gözüne bir bakıyorum böyle. 130, 140 Allah ne verdiyse sürüyor. Ben de 90'larla geliyordum. 90'a 130 işte yol ortalamamız 110 kilometre hızla yaklaşık olarak 6 saattir. Yolculuk şu andan kadar süper geçiyor. Görüşmek, buluşmak üzere. Fransa Avrupa Birliği'ndeki en büyük ülkedir ve bazen altıgen olarak adlandırılır. Toplam 547.030 kilometre karelik bir alanı kaplayan Avrupa Birliği'nin en büyük ülkesidir. Bununla birlikte Ukrayna ve Rusya'nın Avrupa kısmının ardından Avrupa'nın yalnızca 3. büyük ülkesidir. Paris'te bakalım neler olacak. Otelimizi küçük bir otel tercih ettik arkadaşlar. Bizim için önemli olan merkezde olmasıydı. Otelin fiyatı. Araştırmalarımızın sonucu. Ya niye beni bozdun aşkım ya? Ne fark eder ki? Otelin fiyatı ne kadar ödedik? 2 kişi kahvaltı dahil 75 mi euro? 75 artı 75 150 euro. Ya hayır. 2 kişi. Niye kafa karıştırıyorsun aşkım? 75 euro verdi. Kahvaltı dahil. Gayet temiz, güzel tamam. Görünüyor. Zaten müşteri yorumlarına da ben baktım. Orada temizlikten falan gayet herkes çok memnun kalmış. temiz uyuyabileceğiz yani. Zaten otel sadece uyumak için arkadaşlar. Çünkü Paris'i gezmemiz lazım. Hadi bakalım, Paris'e girince tekrardan görüşmek üzere. Evet, şimdi sokak meyve sebzesi satan bir bölüme geldik. İsviçre'de böyle bir şey yok arkadaşlar. Ama Fransa'da gördüğünüz gibi Paris'in tam göbeğinde sebze meyve satan. Şimdi sevgili kocam Fransızca mı paylaşıyor acaba? Evet arkadaşlar, Paris'te rahat bir şekilde gezebileceğiniz toplu taşım araçlarından bir tanesi metro, gördüğünüz gibi. Metrolarla rahatlıkla günlük biletler alarak biz o şekilde zaten yapacağız. Bütün şehri gezme imkanınız olacaktır 24 saatlik biletlerle. Paris'in sokaklarında yürüdüğünüzde mutlaka her adımdan bir tanesi gerçekten böyle görmüş olduğunuz gibi tarihi eski binaları oluşturuyor, sağlı sollu. Gerçekten yapısal olarak İsviçre'den çok farklı görüyorum ben. Biraz daha böyle, az önce dediğim gibi biraz daha İstanbul sokaklarında yürüyormuşum gibi hissediyorum bazen. Ama tabii Fransa'nın kendine özgü böyle heybetli kapılarla olan yerleri var. Ne oldu canım? Nasıl gidiyor? Seni şimdi nerede çekeceğiz biz? Saint Germain. Böyle go sahasında. Paris'in büyülü sokakları arasında yürürken
kısa bir mola vermek için muhteşem bir bahçeye denk geldik arkadaşlar. Lüksemburg Bahçesi isminde, Fransızca Jardin du Luxembourg dediğimiz bahçede Paris'in 6. bölgesinde bulunmakta. Ve bu bahçe içerisinde çok çeşitli stillerde bitkilerin ve ağaçların yer aldığını göreceksiniz. Valla geldiğimizden beri polis arabaları ve siren sesleri, itfaiye sesleri vallahi kulağımız gitti ya. Hareketli bir şey. Sonuçta metropol burası. O yüzden de yapacak. Zürich de metropol, İstanbul da metropol. Ondan sonra aşkım yoldan gel, sen bisikletle çarp. Bisikletliler. Yani demem odur ki bu kadar aksiyon bana fazla geldi. Ben köyüme dönüyorum. Ya bırak ya. Ya çok ama. Evet, gerçekten. Sabahtan beri demin bir araba şeyi gördük. Birini köşeye sıkıştırmışlar, bagajını açmışlar. Ne yapayım? Böyle kamera açtım. Böyle. Kafanın... Yazıyorlar. Diyorlar ki kocan seni göstermedi asla, diyorlar. Evet evet, yorumlara yazıyorlar. Asla. Polislere bak. Polisleri çekmek istiyorum ama tırsıyorum. Onlarla bir işim olsun istemiyorum. Bakın şöyle 30 tane polis arabası var. Bir de siyah. Kalleşler. Üçkağıtçılar. Son zamanlarda biliyorsunuz Paris'te bayağı olaylar oldu. Olaylar vardı. Evet. Maaşlarından dolayı. Evet, şu anda biz falan çok büyük bir sıkıntı olduğunu seziyorum, evet. Ve kapatıyorum. Evet arkadaşlar, bayağıdır yürüyoruz. Şu anda çok güzel bir yere geldik, çok tarihi. Sanırım çoğu kolej bunların, çünkü şu anda gördüğünüz gibi hep öğrenciler burada yemeklerini falan yiyorlar. Ama gerçekten çok şanslılar böyle bir tarihi binalarda okudukları için. Muhteşem. Size şöyle bir hemen göstereceğim. Evet arkadaşlar, şu anda Lüksemburg Bahçesi'ndeyiz. Nereden söyleyeyim? İzmir'i bilenler için söylüyorum. İki tane fuar alana kadar. Ve gerçekten bambaşka, bak karşıda Enfer Kulesi'yle tam karşıda geliyor. Girdiğimiz andan itibaren enerjisine hayran kaldığımız bu bahçe hakkında biraz bilgi vermek istersek eğer, 1612 yılında Medici ailesinden Maria de Medici'nin hükümdarlığının zamanında yapılan bu bahçe, Parislilerin, öğrencilerin, gezintiye çıkanların tercih ettikleri bir buluşma mekanı olmakla beraber tüm dünyadan ziyaretçilerin de dikkatini çeker. Bahçenin ilk hali 8 hektardı ancak Maria de Medici 1630'da çevresindeki yerleri de alarak bahçenin alanını tam 30 hektara çıkartmış. Genişletilmiş alanın peyzajı yeni Fransız bahçecilik anlayışının kurucularından olan Jacques Boissieu'ya verilmiş. 19. yüzyılın sonlarında bahçede bir tiyatro, bir müzik köşesi, seralar, ağır kovanları, heykel ve modern sanat eserlerinde sergilendiği bir limonluk, bir gül bahçesi ve yaklaşık 70 adet de heykel bulunmakta. Sabahtan beri geziyoruz ve o kadar kalabalık, o kadar bir kirli bir gürültü var ki, özellikle polis sesleri, evet. Polis siren sesleri. Vallahi çok ama iyi oldu. Ama burası şu anda müthiş arkadaşlar. Aşkım burayı da çekeceğim. Çekeceğim hayatım da bak. Şu ilerisini görüyor musun? Bak kocaman ağaçlar var. Çok güzel ağaçlar. Şaka gibi. Çok güzel. Gerçekten. Şu anda. Oh be, kendimizi bulduk. Vallahi güzel. Başlıyoruz mu? Evet hayatım, neredeyiz? Çok cefa çekerek, acı çekerek sonunda. Şimdi tabii biz buraya gelene kadar bayağı bir cefa çektik. Neden derseniz yürüyerek geldik. Kaldığımız otelden burası yaklaşık olarak ne kadar sürdü? Bir saat 10 dakika falan sürdü. Evet. Şehrin tam merkezinde olan bu kule, nereden gelirseniz gelin yaklaşık 1-1,5 saat yürüme mesafesinde. Tabii etrafında park yerleri mevcut. Hani insanlar şöyle diyor, arabasız gelmeyin diyorlar ama... Arabayla geliyorsanız mutlaka... Arabayla gelmeyin diyorlar. Gelin. Evet. Yaklaşık olarak 1 saat 15 dakika yol yürüdükten sonra... Peki diyeceksiniz ki niye yürüdünüz, değil mi? Heh. Niye otobüs diyecek, dolmuş? Dedi gibi yap. Dediniz. Yani birincisi buradaki otobüs sistemini bilmiyoruz. İkincisi navigasyona, yürüme mesafesine arabamızı koyduktan sonra buranın 1 saat 15 dakika olduğunu gösterdik.
yürümeyi seviyoruz ikimiz yani, de. Bundan önce de güzel başka yerlerde yürüdük. Sembuk bahçesine gittik. Orası gerçekten çok güzeldi. Çok. Arkasına otele döndük ve şimdi de gördüğünüz üzere dönüyorum ve bir semaya doğru halen gitmekteyiz. Yol bitmiyordu. Uçak ne kadar yakın. Yol bitmiyordu. Bitmiyor. Bakalım bunun bir de tabii arabaların geçtiği bir ayak var. İnsanlar burada arabalarını park edip gidiyorlar. Geçen gün burada burada bir arkadaşımız şuraya herhalde arabasını koymuş. 5 dakika sonra geldiğinde arabanın içinde bir arkadaş görmüş. Demiş, varum. Osman. Aha, böyle yapmış. Okay. Sonra demiş ki ya sen ne yapıyorsun? İşte bu adam hırsızlık yapmaya, torpidoları falan almaya, karıştırmaya çalışmış. Sonra bunu yaka paşa indirmiş Osman. Sonra da adam kaçıp gitmiş falan. Yani burada çok fazla hırsızlık olduğunu söylüyor. Demin bir bakkala uğradık. Türk. Evet, Türkçe. Birkaç dedi tane ki çantana dedi, dikkat et dedi, keserler dedi direkt. Evet, bundan önce de evet, birkaç tane kebapçı yer gördük. Kebapçı yere gittik. Dediler ki Türk müsünüz? Dediler, "Nein, Türk değiliz." Dediler, bir tanesi Arapmış. Yani evet, yok deyip durdular. Cezayirliler çok yaşıyor. Cezayirliler yani bir de kebap yazmışlar. Fransa sömürgesinde yaşayan bir millet olduğu için evet, Cezayir aynen, halkı çok fazlasıyla var. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi burada herkes resimler çekiyor. Buradan da böyle eşya satanlar oluyor. Aynı zamanda tam şu karşıda bu işin çocuklar çocuklar minyatür bir Efe Kulesi var. Oradan da çocuklar yapsınlar diyor. Bugün çok kalabalık değil. Normal şartlarda hafta sonu olsaydı çok daha kalabalık oluyor tabii. Eğer mümkünse tercihiniz hafta içi olsun. Çünkü birazdan bekleme yeri şeyi de var. Kuyruk oluşturmuş insanlar. Evet. Ama normalde hafta sonu tabii saatlerce beklemek zorunda kalıyorsunuz. Bu anlamda biz şu anda gerçekten Eylül'ü en sakin haliyle yaşıyoruz. Ya baksana sadece harika, böyle birkaç tane birasını, çayını, çorbasını alıp gelip evet, içen insanlar var. Onun dışında kimse yok. Evet. Çok güzel. Biz de biraz sonra şu çimlerde oturup biraz çimleyelim. Aynen. Yorulduk. Yorulduk çünkü. Onun dışında dışarıda şöyle seyahat satıcılar var. Şöyle gördüğünüz gibi. Ben şöyle göstereyim. Böyle satanlar var. 1 Euro'dan 5 Euro, 6 Euro kadar şeyler gidiyor. Büyüklüğüne göre fiyatlar değişiyor. Aynı zamanda asansörle inip çıkılıyor. Onlar da kişi başı 20 Euro. Yani ben frank internette 12 Euro bir yere kadar ama 10 Euro. Bakmamız lazım. Şimdi sorup öyle bir evet, veririz. Çünkü tabii ki. Çünkü bunun da 3-4 tane aşaması var. Ha, özür dilerim. Tamam. 3-4 aşaması var buranın. Yani 3-4 katı var. Şuradan da göstereyim hemen. Şöyle 1-2-3-4 tane aşaması var. Bunların hepsi için ayrı ücretler alınıyor. İşte bu ücretlerden kaç parasını verecekseniz ona göre. Hemen arkasında çocuklar için fuar gibi böyle dönme dolapların olduğu şeyler var. Ve şu yan tarafta da kafelerinizi alabileceğiniz bir yer var. Onun dışında gözlemlediğim girişler şurada. Tam karşıda evet, hayatım değil mi? Şurada da sıraya girmişlerdi az önce ama biraz evet, daha azaldı. Dediğim gibi kalabalık olmadığı için bakalım evet, biz de bir bilgi bakalım, soralım. Sonra size aynen, tekrar son bilgiyi vereceğim. Evet hemen kapıdan, şuradaki kapıdan içeri giriyorsunuz arkadaşlar. Burası tamamen ücretsiz. İçeri girdikten sonra şurada bir bölüm çıkıyor karşınıza. Birinci kata kadar, burada söylemiştim işte, kat kat sıralanıyor. Bunun birinci katına kadar 11 Euro. İkinci katı 18 asansörle. En üstlere çıkarsanız 25-28 Euro olarak sizden alınıyor. Yukarıda tuvaletlere kadar her şeyin olduğunu söylüyorlar. Şöyle. Eyfel Kulesi'nin bir hikayesi var mı diye sorarsanız maalesef çok fazla bir hikayesi yok. İsmini kendisini yapan ünlü Fransız Gustave Eyfel'den almış demir bir kule. Onun dışında da çok fazla bir hikayesi yok açıkça ama milyonlarca turisti ağırlıyor evet, bu sayede. Şimdi Eyfel Kulesi'nin tam altındayız arkadaşlar. Elimde görmüş olduğunuz sevgili eşimin yazdığı Rüyamdaki Yabancı romanını. Kendisi buraya hemen bir not düştü. Güzel insanlarla buluşması dileklerimle diye. Böyle imzasını da attı. Biz genelde böyle gidip gezdiğimiz yerlerde kitabı bırakıyoruz. Belki alan olur, okuyan olur diye.
YouTube kanalımızda yazsamaydık hayatım. Onu yazmayı unuttum onu. Neyse. Bu seferlik de böyle olsun. İsteyen bulabilir. Mesut Yıldız yazdıklarında. Mesut Yıldız yazdıklarında evet. Zaten çıkıyor YouTube'da. Zaten. Size de tavsiye ederim. Benim de gerçekten çok keyifli okuduğum harika bir roman. Kitap okumak zaten gerçekten muhteşem bir şey. Eğer siz de alır okursanız bize sosyal medya hesaplarından fikirlerinizi söylerseniz çok mutlu oluruz. Şimdi nereye bırakıyoruz? Nereye bırakalım hemen? Bence şöyle bak, bank var orada boş. Oraya gidiyorum ben. Önce orada oturalım, yiyelim, içelim. Böyle bir bırakalım. Sonra izleyelim kim alıyor diyor. Sonra da izleyelim. Tamam. Kimse almayabilir de. Nein. Biz varken yani. Asla. Biz varken almazlar, belki sonra alacaklar. Tamam, birazcık çekim yaparız. Alan olursa tamam. Çekmiş oluruz. Tamam. Okay. Bırakalım. Bismillah. Ve uzaklaşalım. Ve uzaktan izleyelim bakalım telefonumuzu. Yani telefonla saklanıyormuşuz. Saklanıyormuşuz ve çekiyormuşuz. Bakalım. Ama keşke üzerine beleş diye yazsaydık. Birisi unutuyor. Ya bakalım ben birisi alacaktım. Evet, bir aile gitti oraya. Biz de çok çaktırmadan onları çekmeyelim. Onlar bizi gördüler galiba. Çok hızlı oldu. Aşkım ne yapıyorlar? Bana çabuk söyle. Kitabın çevresine oturdular çaktırmadan. Ya çok güzel bir şey ama yani 4 kişilik 5 kişilik bir aile. Kitap ortalarını aldılar, kendileri kenarında oturdular şu anda. Ama yani Fransız ya, yabancı bir aileye benziyor. Muhtemelen tabii kitabın kapağında Türkçe olduğu için böyle evet. Olması normal. Muhtemelen bir Türk arkadaşımıza denk gelirse alacaktır diye düşünüyorum ben. Aynen öyle. Yani. İnşallah. Hadi bakalım. Bir sonraki durağımız. Varto. Bu kadar yeter değil mi hayatım? Bence. Niye öyle dedin ki şimdi sen? Yani yetmez mi? Bilmiyorum ki. Yeter. O zaman senden bir türkü dinleyelim Efe'nin altında. Sazımızı getirseydik belki. Sazım alsın duvara. Ama şimdi sende de oldu mu? Bütün yorgunluğun falan şu anda. Tabii ki. Yorgunluk nedir ya? Yorgunluk dediğin ya. Nedir vatandaş? Burada çocuklarınızla geldiğinizde bakın. Drone ileride görevi yapıyorum şu anda bak. Aynen. İleride Luna Park var. Oyun yerleri yapmışlar gerçekten. Drone'um. Hava da çok güzel. Aşkım ne diyorsun? Başımı döndürüyorsun. Sen dönme, ben drone'um. Tamam. Kitabımızı aldılar mı acaba? Bir gidelim son bir kere kitaba bakalım. Evet, akşam oldu, böyle oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buradan geçerken bir daha şu güzelliği bir daha yaşayalım dedik. Ve gerçekten şu resimdeki gibi değil. İnsanlar burada neler oluyor orada? Neler oluyor? İnsanlar gidiyor. Ama gerçekten hani gündüz cıvıl cıvıl gündüz hani bu teneke parçası olan video. Teneke paşası olan Efe Kulesi. ama tenekeydi. Demir parçası olan video gerçekten akşam muhteşem. Aynen. Danke. Akşamın çok güzel ama. Bak değil mi hayatım? Akşam şu görseli bize bir anlatır mısın? Hayır, gündüz de sonuçta mimari bir kafa var yani. Sesim gelmiyor diye. Mimari bir kafa var. Gerçekten acayip bir yapı. Ama tabii ışıklandırılmış. Ama gündüz böyle çok anlaşılmıyor. Aynen. Şimdi ışıklarla beraber çok daha romantik, çok güzel. Aşağıda zaten insanlar çimenlerin üzerinde, orayı göremiyoruz aşkım. Evet, orayı göremiyoruz. Ben de insanlar. Oturmuşlar işte, içkilerini içiyorlar, çiftler var. Tam bir aşk. Tam şehri. Paris gelin. Aşk şehri. Kesinlikle. Venedik aşk yeri. Gelin. Aşık olup gelin. Bu tür videolarımızın devamı için beğeni yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.